Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi konu testiyle birlikteyiz arkadaşlarım. Dik üçgenimizin hemen vira bismillah diyorum. İlk soruyla başlıyorum. Bakın birinci sorumuzda karşılıklı iki diklik görüyorum. Bunların hemen ortak hipotenüslerinizi çizmenizi istiyorum. Sonra burada 12, 16, 3, 4, 5'in 4 katı olan üçgen 12, 16, 20 üçgeni var. Yapıştırdık hipotenüsümüze 20'yi. Burayı kapattım. Bakın burada da bir ikiz kenar dik üçgen var dostlarım. Yani 45, 45, 90 üçgenimiz var ki bunun özelliği neydi? Hipotenüs kaç ise dik kenarları bulmak için kök 2'ye bölüyorduk hipotenüsü. Yani sen burada 20'yi kök 2'ye böldüğünde AD ve DC'yi buluyorsun. Peki bir sayıyı kök 2'ye nasıl bölüyorduk hocam? Önce köke bölmenin yolu çok basit dostlar. Bakın önce içindeki sayıya böl. Yani 20'yi 2'ye böl 10. Yanına da kökü yaz. 10 kök 2. Demek ki şurası 10 kök 2'ymiş. AD de 10 kök 2'ymiş. Bize de zaten AD'yi soruyor. Adana'yı paketledik. İkinci sorumuz. Burada da muhteşem üçlü yakaladım bakın dostlar. Dik açıdan inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşit. Muhteşem üçlüden diğer parçaya da eşit. Yani burası 3 kök 5 ise bu da 3 kök 5. Ve şu bizim büyük dik üçgenimize bakın. Burada Pisagor yaparak x'i buluruz. Şimdi burası ne yaptı? 6 kök 5 toplamda. O halde hipotenüsün karesi diyelim. Yani 6 kök 5'in karesi. O da ne yapar? 36 çarpı 5'ten 180 eşittir. 10'un karesi 100 artı x kare. Bu durumda x kare eşittir 80'dir. X eşittir kök 80. 80'de 16 çarpı 5'tir dostlarım. 4 kök 5 olarak dışarıya paketlenir. Aşağıda genişliği 75 santim, yüksekliği 40 santim olan iki eş basamaktan oluşan merdiven veriliyor falan filan. Rampanın uzunluğu nedir diye bir soru sormuş bize. Yani bize şurası soruluyor dostlarım, şurası. Güzel bir yeni nesil uzun soru olmuş burası. Şimdi şurası 75, şurası 40, şurası 75, şurası 40. Hemen biz bu rampayı şöyle bir dik üçgen içine alalım mı dostlarım? Bakın şöyle. Şuradaki şu dik üçgenin içine aldım. Şurada bir dik üçgen oluşturdum. Peki burası da 75, burası da 40, 40, 80 geldi. Şurası da 150. Şimdi burası 8'in 10 katı, burası 15'in 10 katı. O zaman 8, 15, 17 üçgeninden bu da 17'nin 10 katı olacak. Yani 170 paketlendi çoktan. Şuna bakalım. Su yüzeyinden 80 santim yukarıda demiş. 80 santim yukarıda bulunan bir K noktaya bağlı, K noktasına bağlı Misina'nın ucundaki balık Misina'yı gergin tutarak duvardan uzaklaştırıyor. Son durumda balık A noktasında su yüzeyine kadar gidebiliyor. Misina'nın uzunluğu 170 santim olup ilk durumda suyun altında kalan kısmının uzunluğu 70 santimdir. Peki buna göre AK nedir diye de bir soru sormuş. AK, şurada A var. İlk önce şu konumdaydı değil mi bizim balığımız? Şöyle bir konumdaydı. Şurası 70 santimdi. 170 olduğu için şurası 100'dü. Şurası 80 santimdi dostlarım. Şimdi bakın şuradaki dik üçgenleri konuşacağız birlikte. Şurayı. Şimdi önce şu içerideki dik üçgeni konuşalım beraber. Burası 80, 100. Yani 6, 8, 10 üçgeninin 10 katı. O zaman burası 60. Şimdi büyük dik üçgeni konuşun. 80 yani 8'in 10 katı, 17'nin 10 katı. 8, 15, 17'dir. Demek ki burası 150. O halde şurası da 90 yaptı dostlar. K bakın buradaydı ilk başta. Şimdi A burada. K ile A arası 90 metre midir, santim midir neyse artık çıktı. Evet buna bakalım. BD ile CD'yi eşit vermiş bize. 3 demiş. Buna göre başka bir şey yok. X kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi şuraya A açısı dersen bu da A. Şu ikiz kenardan bu da A. Ve bakın büyük dik üçgene bakarsanız A var. 2A var. 90 var dostlarım. Demek ki A 30. 30 olacak ki burası. Bunlar da 30. 30 gelsin. Şimdi
30'un karşısı 3 ise şuradaki 60'ın karşısı kök3 katı olacak 3 kök3. Büyük dik üçgene baktığımda 30'un karşısına 3 kök3 geldiyse 90'ın karşısına 2 katı gelecek, yani Edirne. Evet, bir katlama sorusu. Katladığımızda böyle bir şey oluyormuş. Bütün uzunlukları yazmış mı? 32, 20 kök3. Bir de D üssü H diktir. AB'ye olduğuna göre X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi dostum, katlama sorularında ne yapacaktık? Önce şekli katlanmadan önceki haline bir açacaktık. Buradaki CK bizim kat çizgimiz. Kat çizgisi her zaman açı ortay oluyordu. O halde buna da noktayı koydum. Demek ki burası toplamda 90 ya, 30, 30, 30 diye dağıldı. Şurası 20 köküçmüş. Bakın burada 60'ın karşısı 20 köküçse 30'un karşısı 20 olacak. Şuraya 20'yi çaktım. Tabii ki bu 90 derece katlandı, buraya geldi. Şu 20 katlandı, buraya geldi. 20 köküç katlandı, buraya geldi. Bunları da bir yazalım. Sonra 20 idi. Şurası 12 mi kaldı şuraya arkadaşlar? Bunu da söyledik. Burası da 12'dir dedik. Başka da bir şey. Şu anda şöyle dik indirelim buradan. Şöyle bir diklik çizelim. Şurası bakın 90'ın karşısı 20 köküç geldi. 90'ın karşısı 20 köküçse 10'un karşısı, 30'un karşısı 10 köküçtür. 60'ın karşısıysa ne yapar? 10 köküçün köküç katı 30 yapar. Şuraya da 2 kaldı. Zaten bize de x dediğimiz yer şuradaki 2'ye eşittir. Cevap Adana'dan geldi dostlar. Evet, 6 da tamamdır. Geldik 7'ye. 7. sorumuz. 4 var, 2 var. Hemen bir öklit çakalım mı? Bakın şuradaki diklikten diklik indi dostlarım. H diyelim şuna. H kare eşittir 2 çarpı 4'tü. Yani H kare 8, H eşittir 2 kök 2 geldi. Sonra şurada da bir Pisagor yapalım. 2 kök 2'nin karesi 8. 2'nin karesi 4, topladım 12. O zaman hipotenüsüm kök 12, yani 2 kök 3. Bunu da söyledik. Sonra şurada bir Pisagor yapalım, şu 4 ile 2 kök 2'den. 2 kök 2'nin karesi 8. 4'ün karesi 16, topladım 8 ile 16'yı 24. O halde burası 2 kök 6 yaptı. Bunu da söylemiş olalım. Neresi kaldı? 4 kere 2 8 dedik. 2 kök 2 karesi 8. 4'ün karesi 16. 8 16 daha 24. 2 kök 6 da burası geldi. Hadi yavaş yavaş geliyoruz. Yani benzerlik yapsam çoktan çıkmış ama biz benzerlik bilmiyoruz diye düşünelim. Öklit'le devam edelim. 2 kök 3'ün karesi 12. Şurası 12. 2 kök 3'ün karesi eşittir. Şuraya y dersem y çarpı 2 kök 6 yapacak. Hadi burayı da bir toparlayalım. 2 ile sadeleştirelim. 6 bölü kök 6 oldu y. Hatta bu da ne yapar? 6 bölü kök 6. 6'yı 6'ya böldüm 1. Yanına da kök 6'yı yazdım. 1 kök 6 yaptı burası da. Sonra şuradan da Pisagor çaktım dostlarım. X kare eşittir. Bir 2 kök 3'ün karesi 12 artı bir de kök 6'nın karesi 6. Bu da x kare 18 yapar. 18'de 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2 diye dışarıya çıkar. Cevap Denizli'ymiş. Evet, 8'deyiz. Bir zeminin A noktasının 30 santim sağına, B noktasının 75 santim soluna zemine dik durumu 40 santim üçü bir daha sonra bu bir ucu A diğer ucu B noktasına sabitlenen gergin ip çubuğun üzerinden geçecek şekilde bağlanıyor. Tamam, birinci şekilde bunu anlatmışız. Devam edelim. Daha sonra KL çubuğu A noktasına getirilip, tamam, B noktasından ip çözülüyor, ardından B ucundan yere paralel durumda tutuluyor. Buna da eyvallah, tamam. Son durumda B, B üssü arasındaki uzaklık nedir diye de bir soru soruyor bize. Peki, şimdi normalde A ile B arasındaki uzaklık 105. Şurası 105'tir. Bunu bir yazalım. 40 santimlik bir çubukmuş bu arkadaşlarım. Şu çubuğun boyuna 40 santim diyelim. Şurası da 40'tır. Şöyle diyelim bir de. 3, 4, 5 üçgeninden burası 50 yaptı.
şunu 5'e bölelim 8, bunu 5'e bölelim 15. 8, 15, 17 üçgeninin 5 katı. O halde burası 17'nin 5 katı olacak, 85 mi yapıyor? Burası da 85. Yani ipin toplam uzunluğu 50 ile 85'in toplamı. Ne yapıyor o da 50 ile 85'in toplamı? 135 ipin boyu. Şimdi ip A noktasından bağlandı. Bak buradan yukarıya doğru çıkıyor. 40 santimi buradan gitti. 135'ten 40 çıkarttım, 95. Şuraya kaldı 95 santim. Sonra dik yamuk olduğu için B'den aşağı bir diklik indirdim. Burası 40. Şurası 95. Şuraya da ne kaldı kardeşim? 10 mu kaldı buraya da? O halde hemen şuradan da bir Pisagor çakalım. Tabii buradan Pisagor yapacağım ama 10 ve 40 olarak değil. Şurada pardon, gösterememişim size şuradan. 10'a bölelim. 1 ile 4 olarak Pisagor yapacağım. 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1, topladım 17. Kök 17. 10'a böldüğümde kök 17. O zaman 10 katını alıyorum. 10 kök 17 yaptı. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 9 numarada yukarıda bir Öklit bağıntısı görüyorum hemen dostlarım. Bunu bir yapalım. Bakın 6 kök 2'nin karesi, yani 72 yapar. Şuradaki 6 ile şu parçanın çarpımına eşittir. Yani 6 ile neyin çarpımıdır? 12'nin. O halde burası 12. Şu aşağıdaki dik üçgende ise 15-75 dik üçgenidir bu. Burası x ise şuradaki hipotenüsümüz ne oluyordu? 4x. O halde 4x eşittir 18. X eşittir 18 bölü 4. Yani 4,5. Cevap Denizli'den geldi. 10. soruya bakalım. Aşağıda 60 ve 130 santim genişliğindeki iki kapı göstermiş. İki kapı arasındaki mesafe 50 santimlik bir mesafe varmış. İki kapı AB ve CD menteşeleri etrafında öne doğru 90 derece açıldığında K ile L noktalar arasındaki uzaklık kaç santim olur diye bir soru sormuş bize. İki kapı da açılacak. KL ve CD menteşeleri etrafında açılacak. Şimdi sen buradan bu kapıyı bu tarafa doğru açıyorsun. Bunu da bu tarafa doğru çeviriyorsun. Kollarından tutup. Şöyle bir şey olur değil mi? Şöyle bir kapı buraya kadar gelir. Şöyle bir göstereyim ben onu. Kapı buraya kadar açıldı. 90 derece açıldı. Burası K. Bunu da açalım. Bu da şöyle açıldı arkadaşım. Bunu da gösterelim. Şurası da L. Bize de K ile L arasındaki mesafeyi soruyor. Dostum bu K ile L arasındaki mesafe, ben çok fazla uzatmadan diyeceğim. Şimdi şurası 130, 80, 180, 240 yapması lazım normalde. Cevaba bakıyorum, 250 diyor. 90 derece açıldığında K ile L. İki kapı arasında da 50 santimlik bir aralık vardır diyor. CD ve 90 derece açıldığında K ve L noktalar arasındaki uzaklık. Şimdi 90 derece açıldığında K 60 santimlik şuraya gelecek. Buraya gelecek. 60 buradan buraya. 50 buradan buraya. 110. 130 da buradan geliyor. 240 yapıyor. Bu sorunun cevabı 240 olması lazım arkadaşlar. Ama ben de bir hata yapmış olabilirim. 11'e bakıyorum. 28 AH2X nedir diye de bir soru soruyor. Neyi vermiş? BC ile AB'nin kareleri farkını vermiş. Şimdi şuna H diyelim. Şuna A diyelim. Şuna da B. Şimdi dostum şurada Pisagor yaparsak. A kare eşittir. Şurada yazıyorum. A kare eşittir. H kare artı 4. Şurada bir Pisagor yaparsak. B kare eşittir. H kare artı X kare. Şimdi bize de B kare eksi A kareyi vermiş. O zaman çıkartalım bunları. B kareden A kare çıkarsa 28'miş. H kareden H kare çıktı. Burada da X kare eksi 4 geldi. Eksi 4'ü bu tarafa alırsak 32 eşittir X kare. 32 de 16 çarpı 2'dir. 4 kök 2 olarak çıkar. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet dostlar, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.